Merhaba sevgili dostlar. Uf, sistemlere bak. Her şey değişmiş. Annem buraya şeyler koymuş. Japon şemsiyesi, papirüsler falan ama o sivrisinek larvaları içinde gırla. Şimdi bir dakika. Burada ne var? Bakobolar var. Gardemine üremiş. Yavrularımız duruyor. Bunlar ne kadar güzel olmuş ya. Gardemine şeyler. Çok güzel olmuş. Baksana ya. Medakalar falan. İnanılmaz güzel. Anubias da kendi kendine devam ediyor. Ama burada su çok azalmış. Bunu hemen ilave edelim abi. Burada da bıraktığım sistem yine öyle kendi başına. O su püresi hala var. Bak kaç ay geçmesine rağmen gayet güzel. Buradaki yavrular aman aman büyümemiş, öyle duruyorlar. Şuraya su ilave edeceğim. İçerideki akvaryumu da gösteririm. Vallahi billahi ya. Değişmiş. Ortalık değişmiş. Ama bak ne güzel sistem olmuş. Vay be. Şu bitkinin güzelliğine bak abi. Kardinaya bak. Her yeri sarmış ya. Abi her yeri sarmış. Maşallah. Tamam kızım. Geç bakalım. Akvaryumumuzun son hali de bu. Akşam görüntüsü de ekleyelim dedim. Tamam bebişkom. Tekrardan selam sevgili dostlar. Limon ağaçlarımız burada. Annem buraya yine bir bitki ekmiş. Tabii domates, biberlerden sonra soğan ekmiş. Papirüsler var. Japon şemsiyesi diye bizde geçen. Buraya gelelim. Ben sularını ilave ettim bunların. Sizinle birlikte bir daha bakalım. Burada medaka nüfusu iyi. İlk medakalardan da duranlar var. Bitkilerimiz çok iyi gördüğünüz üzere. Yeşil su gitmiş çünkü burada biliyorsunuz su pirelerini buraya aşılamıştım ama şuradaki suyu da ilave ettim. Buna da su ilave ettim. Burada da hala su piresi kültürümüz mevcut. Yani küllerinden doğuyor bunlar biliyorsunuz ki doğmuşlar haliyle. Son duruma devam ettim. Niye diyeceksiniz? Çünkü o kadar çok bir video var ki diğer kanal için de var. Buraya da ilave ettiğim yavrularda hafif bir boylanma gözlemledim. İşte elma salyangozlarımız çok az büyümüş. Bitkiler ölmemiş. Büyüyorlar. Devam ediyorlar hayatlarına. Burada ne hikmetse bu kardiminalar burada olduğu gibi coşmamış. Yani ben bu kardiminalardan orada doğada gördüm biliyor musunuz? Kardimina liriata. Enteresan. Aziz Allah. Yani her şey güzel. Bir sıkıntımız yok. Medakalar yani yaşıyorlar bir şekilde. Hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi son durumu yapıyorum. Çünkü videoların altından kalkamadım. O kadar çok ki yani her yer yer gök video. O yüzden onları editlemeye devam ediyorum. Beni de mazur görün. İstanbul'a gelmişkene memleket aşkıyla son durumları paylaşalım. Burası orman. Subulata ormanı ama burada yani fark ettiğim bir şey var. Göze çarpan. Buradaki medakaların nüfusu azalmış. Yani 1, 2, 3, 4 hatta 5 tane falan görüyorum ki o da yeni yavrulardan. Ötekilerden hiç ses seda yok, haber yok. İşte Remşon salyangozlar duruyor. Karideslerden de genç karidesler görüyorum aralarda. Yine var, bayağı var. Ama öyle aman aman bir karides nüfusu belli olmuyor subulatalardan dolayı. Şöyle bir geri plandan göstereyim. Her şey burada da yolunda. Yani sistemler görüyorsunuz 2 ay kadar uzaklaştığım halde. Sadece su ilaveleri yapıldığı için yani böyle bir şekilde kendilerini götürüyorlar ki ara ara yemlemelerle. Ama dediğim gibi yaşlı medaka kilifişler yok olmuş abi. Ne hikmetse yok olmuşlar. Artık ona doğal seleksiyon mu diyelim, ne diyelim? Artık yani bir şekilde küçük bir alanda da olsa doğa kendi döngüsünü bir şekilde sağlıyor. Bakın karidesler gözüküyor. Ama dediğim gibi işte birilerine örnek olsun veyahut da birilerinin ihtiyacını karşılar. Bu şekilde bıraktığım sistemlerimiz
Yani kayıplar olmasına rağmen yine de hayattalar ki hatta bitkilerde büyük gelişme gördük yani görüyorsunuz. Akvaryum şu şekilde mesela. Gayet iyi. Yani ben de çok merak ediyordum. Hani kilifiş, medaka kilifiş özellikle Japanese rice fish, Japon pirinç balığı benim sınavımdan geçti abi. Şimdi bir de soğuk kışı atlatırlarsa burada o tadından yenmez. Ama bu azalmaları neye bağlayacağım onu bilemiyorum. Acaba çok acıkıyorlar birbirlerini mi yiyorlar diyeceğim de küçükler büyükleri nasıl yer abi? Yani küçükler kalmış büyükler yok. Bir de bu akvaryumda acaba onlar yumurtladı mı yavru çıktı mı yavru var mı yok mu onu da bilemiyorum. Yani onları da gözlemleyemedim yavru da gözlemleyemedim. Yani küçük oluyor ya yavruları. Burada öyle bir şey göremiyorum yani aralara da baksam öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Yani yansıma da yapıyor bakın halıyı. Yani camlarda çok hafif böyle nokta yosunu çıkmış. O da normal temizlemem gerekiyor elle. Ya yani bu akvaryum biliyorsunuz Volstat tekniği. Türkiye'de ikinci Volstat tekniği. Yani ilk yapılan ikinci Volstat akvaryum. Ve gördüğünüz üzere yanında olmadığım halde bile yani yurt dışında olmama rağmen kendi kendini bu şekilde yaşatıyor, götürüyor yani. Durum böyle sevgili dostlar. Vatandayız. Görüşmek üzere. Önümüze iguana çıktı ya resmen. Aha. Oğlum bunlar atlıyor, zıplıyor buralarda. Bak. Renkleri de var sarı sarı bak. Bak. Şey kafalısı var, sarı kafa. Abi bunlar hepsi o ya. Ve neredeydin? Ha. Müsmi. Too much nice. Lan çok iyi kuyruğu sarılı, turunculu, kafası turuncu. Beslerim lan bundan. Güzel. Merhaba sevgili dostlar. Bu şeyi de yani son rezervde kalan bazı videoları da bu son durumun peşine ilave etmek istedim. Geçen kamerun videomuza benzediği için bunlar da bakın kertenkeleler çiftleşiyorlar. Bundan önceki iki parçada sesim vardı. O yüzden onlara ses ilave etmedim. Bunda sesim yok. Yani bunlar da rezervde kaldığı için bunları da son duruma koyayım dedim. Genel olarak kamerun hakkında ne düşünüyorum? Gerçekten güzel, tropikal ve bizim gibi akvaristlere, işte hobicilere, balık, bitki, böcek, hayvan genel olarak, kuş sevenler için bir cennet. Afrika'nın yağmur ormanlarının bulunduğu bölge Kamerun. O yüzden gerçekten ben çok sevdim. Ama tabii yani mesela sosyal hayat da buradan daha ileri, ekonomi de buradan daha canlı. Ama onun dışındaki şeyler tabii ki tartışılır. Mesela yollar olsun, gelişmişlik olsun tabii ki tartışılır. Genel olarak ben beğendim. Buradan da şimdi şeye geçelim. Çok güzel dokumacı kuşlar var. En net bu şekilde yerde görebildim arabayla geçerken. Bakın bitkilere bakın. Abi bunlar akvatik bitki ama ne olduğunu çözemedim. Gerçekten çok güzellerdi. Fotoğraflarını çekmekle yetindim. Şunların güzelliğine bakar mısınız yani? Yine terasıma gelen kestane kargası mı diyorlardı bunlara. Ne diyorlardı bilmiyorum. Ama enteresan bir kuş çektim. Yine bu turuncu kafalı, turuncu kuyruklu kertenkelelerden. Evin tuvalet penceresinin teline çıkmış bir mermer kertenkelesi. Bu kadar.